Türk İş, TMOL, İzmir Barosu, TESK ve DİSK temsilcileri olarak karşınızdayız. Gezi olayları nedeniyle İzmir'de yaşanan protesto eylemleri dolayısıyla gözaltına alıp tutuklanan insanlarla ilgili basın açıklaması yapmak üzere karşınıza çıkmış bulunmaktayız. Ben şimdi bu konudaki açıklamamızı ifade edeceğim size. 3 Haziran 2013 günü İzmir Emek ve Demokrasi bileşenleri olarak buradan İzmir Barosu'ndan hep birlikte İzmir kamuoyuna seslenmiştik. Ve İstanbul Taksim Gezi Parkı'na alışveriş merkezi yapılmasına karşı koyan, kendini ve doğasını korumak amacıyla demokratik haklarını kullanan yurttaşların polis şiddetine maruz kalması üzerine ülkemizde ve İzmir'de olağanüstü günler yaşanmaktadır. Tüm yurtta halkımız demokratik tepkisini göstermekte ve alanlara çıkmaktadır. Demokratik taleplerle direnme hakkını kullanan yurttaşlarımız baskıya, aşağılanmaya, hakarete, yasaklara karşı halka rağmen bir şey yapılamayacağını ve sessiz kalmayacağını fiili olarak ortaya koymuş, hışsan uygulamalara karşı sesini yükseltmiştir. İzmir'de 3 gündür demokratik muhalefet gece gündüz alanlarda yüz binlerce İzmirli meydanları doldurmuş ve barışçı bir şekilde tepkisini ifade etmiştir. 1 Haziran Cumartesi akşamı ne yazık ki çok yoğun bir şekilde biber gazı atılmış, birçok insan gazdan etkilenmiş, gaz kapsüllerinden ve taşlardan yaralanmıştır. Güvenlik güçleriyle birlikte hareket eden sivil bir grup taş ve sopalarla polis şiddetine karşı direnme hakkını kullanan ve hatta olaylarla hiçbir ilgisi olmayan insanlara sert bir biçimde saldırmıştır. Benzer saldırılar pazar gecesi de yoğun bir şekilde devam etmiş ve İzmir'de bir korku iklimi yaratılmak istenmiştir. Bu durum açıkça demokrasiye aykırıdır. İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri olarak bizler 2 günden bu yana polislerle birlikte ellerinde sopa ve demir çubuklarla göstericilere saldıran ve şehirde terör estiren siviller hakkında ve onları koruyan kamu görevlilerinin tespiti ile haklarında derhal işlem yapılması için İzmir Valiliğini ve Cumhuriyet Savcılığını göreve çağırıyoruz. En temel insan haklarına yönelik olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen meşru direnişin bir parçası olduğumuzu ve Türkiye'yi faşizmin batağına sürüklemek isteyenlere karşı mücadele kararlılığımızı bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz demiştik. 3 Haziran'da bunu dedik. Ve bugün de yine İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri olarak karşınızdayız. Ve en temel insan haklarına yönelik olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen meşru direnişin parçası gençlerin terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri iddiasıyla dalga dalga yapılan operasyonlarla tutuklanmalarına karşı sözümüzü tüm kamuoyu, tüm İzmirlilerle paylaşmak istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere İzmir'de Twitter operasyonu olarak tanımlanan gözaltı dalgası yaşanmış, gözaltına alınan 38 genç tutuklamaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştı. Bu arada güvenlik şube tarafından yönetilen operasyonlarda gözaltına alınanların da bizim hesabımıza göre 317 kişi hepsi serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine terörle mücadele şubesi devreye girmiş ve terörle mücadele şubesi tarafından yapılan ve sayısı 4'ü bulan operasyonlarla her seferinde 13-15 kişi evlerinden, işlerinden gözaltına alınmış ve toplam 48 kişi tutuklanmıştır. Bunların çoğu öğrencidir. Bu tutuklanma oranı çok yüksektir
ve gezi olayları nedeniyle başlayan ve yükselen protestolar dolayısıyla en fazla tutuklu İzmir'de bulunmaktadır. Tutuklananlar 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, polise muhalefet, kamu malına zarar verme, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddialarıyla tutuklanmıştır. Soruşturma terörle mücadele kanunu 10. maddesiyle görevlendirilmiş özel yetkili savcılar tarafından yürütülmekte ve tutuklamalar da özgürlük hakimleri tarafından yapılmaktadır. Tutuklananların tutukluluk süresi 30. günde mutlaka incelenmesi gerektiğinden ilk grubun tutuk incelemesi dün yani 22 Temmuz 2013 günü yapılmış ve ilk grup tutukluların tümünün tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. İkinci grup tutuklunun ise tutuk incelemesi 25 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 10'da yapılacaktır. Tutukluluk incelemeleri yapılırken bizler İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri İzmir Adliyesi'nde olacağız. Çünkü bizler emek ve demokrasi güçleri olarak en temel insan haklarına yönelik olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen meşru direnişin bir parçası olduğumuzu ve Türkiye'yi faşizmin batağına sürüklemek isteyenlere karşı mücadele kararlılığımızı açıklamış ve alanlara çıkmıştık. Birlikte alanlarda olduğumuz gençlerin her ne kadar terör örgütü üyesi değillerse de terör örgütü adına suç işledikleri iddiasıyla tutuklanmalarını ve demokratik bir hak olan toplantı ve gösteri hakkının bu şekilde terörize edilmek istenmesini kabul etmiyoruz. Eli sopalıların, emniyet görevlilerinin yarattıkları ve yaşattıkları şiddete karşı ne yapıldığı açıklanmaksızın, olayların ve görüntülerin bütünü değerlendirilmeksizin, alanlarda olan gençlerin tutuklanması adil değildir. Onlar sınavlarına girememişler, şimdiden eğitim hayatları bir yıl uzamıştır. Delillere etki etmeleri ve toplanmasına engel olmaları da mümkün bulunmayan bu gençlerin tutuk halleri bu nedenle de anlaşılamaz ve hukuka aykırıdır. Tekrar hatırlatmak isteriz ki emniyet güçlerinin ve İzmir Emniyet Müdürü tarafından polis olduğu açıklanan eli sopalıların saldırılarının sona erdiği tarihten itibaren İzmir'de barış içinde demokratik tepkiler gösterilmiş ve hiçbir olay yaşanmamıştır. Bu gerçekliğin hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerekir. Büyük oranda tutuklama ile sona eren operasyonlarla toplumda bir korku dalgası yaratılmak isteniyorsa bunun nafile bir çaba olacağı da bilinmelidir. Bu sadece haksızlıktır ve zulümdür. Biz tekrar ediyoruz ve diyoruz ki hukukun üstünlüğü her zaman ve her yerde. Bu ilkeyle biz 25 Temmuz Perşembe günü İzmir Adliyesi'nde tutukluluk incelemesi yapılan gençlerin yanında olacağız. Bunu tüm kamuoyuyla paylaşmak istedim.